Sayın Başkanım, kıymetli eşleri, saygıdeğer valimizin eşleri hanımefendi, çok değerli protokol, Tokat'ımızın nadide hanımları, Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezimizin yeni dönem açılış ve sergi programına teşriflerinizden dolayı arkadaşlarım, kurumum, tüm Hanımeli ailesi ve şahsım adına hepinize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı arz ediyorum. Demokrasi şehitlerimiz ve diğer tüm şehitlerimiz anısına, sizleri saygı duruşuna, akabinden İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ben sizin efendiniz olmaya değil, hizmetkarınız olmaya geldim. Sözünü kendine ilke edinen, kendini hizmete adayan kurumumuzun müdüresi, sevgili Seher Delen hocamızı açılış konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Başkanım ve kıymetli eşleri, saygıdeğer valimizin ve rektörümüzün kıymetli eşleri, hanımefendiler, çok değerli protokol ve sevgili katılımcılar. Tokat Belediyesi'nin Hanımeli Kültür Merkezleri projesi kapsamında Karşıyaka Kültür ve Sanat Merkezimizin 2016-2017 hizmet döneminin açılış programına hoş geldiniz. Çağdaş belediyecilik artık günümüzde temel belediye hizmetleri dışında insan odaklı belediyecilik ile sosyal alanların kente gelişimine destek vermektedir. Bu bağlamda Tokat'ta yaşayan hanımlarımızın hayatlarına renk katan Hanımeli Kültür Merkezleri, bilişim teknolojilerinden el sanatlarına, spor salonuna ve kreş gibi geniş bir yelpazede 7'den 77'ye her yaşta insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun hizmet vermeye devam ediyor. Merkezimizin 2012 online kayıt yapan vatandaşlarımızdan 1658 katılım sağlayıp 862 belge alan hanımlarımızdan yoğun bir talep görmekteyiz. Tokat'taki hanımlarımızın sosyal ve kültürel anlamda gelişmesini hedef alan merkezlerimizle Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu'nun destekleriyle verdiğimiz hizmetlerden daha iyilerini vermeyi amaçlayarak çıtayı her sene yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu vesileyle kente çağ atlayan hizmettir öncüsü olan başkanımıza teşekkürü bir borç biliyor. Yeni hizmet dönemimizin ilimize, hanımlarımıza, kursiyer ve çalışanlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir halkı cahil ve eğitimsiz bırakarak kontrol altına almak isteyenler işe kadınlardan başlarlar. Çünkü kadınlar halkın yarısıdır. Kadınlar annedir. Kadınlar eğitimcidir ve kadınlar halkın diğer yarısını eğitirler. İşte tam da bu zihniyet ve şuurla hizmet veren, kadınlarımızı topluma kazandırmayı amaçlayan Hanımeli Kültür Merkezimiz öğrencilerinden Dilek Şahin arkadaşımızı duygularını paylaşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, değerli eşi ve misafirlerimiz, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Dilek Şahin, ev hanımıyım. İsterseniz şöyle başlayayım. Buraya katılmadan önce boş zamanım çok olduğu için kendime uğraşabileceğim bir şeyler arıyordum.
Arkadaşlarım hanım eli kursunun açılacağını ve birden fazla etkinlik olacağını söylediler. Ben de internet üzerinden araştırdım. Çok beğendim. Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Kayıt yaptırmaya karar verdim. Buradaki ortam beni çok mutlu etti. Çünkü boş zamanı çok güzel değerlendiriyorum. Ben dikiş atölyesinde hem öğrenip hem bir şeyler üretirken kızım da kreşte hem öğreniyor, hem eğitiliyor, hem de çok güzel, keyifli zaman geçiriyor. Buradaki sosyal ortam çok güzel. Hocalarımızla, arkadaşlarımızla, aile ortamı içerisinde bir şeyler öğrenirken keyifli zaman geçiriyoruz. Birlikte etkinliklere katılıyoruz. Biz buraya eğlenmek için katılmıştık ama artık sipariş almaya da başladık. Bu da bizim için güzel bir duygu. Burada emeği geçen herkese, başta Sayın Başkanımız, Sayın Müdürümüz Seher Hanım'a bu imkanı sağladığınız için ve bizlere yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkürler. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu şehre yüreğimizi koyduk. Her işimiz Tokat, sevdamız Tokat. Sözün sahibi, saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu beyefendiyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Değerli İl Başkanım, İlçe Başkanım, çok değerli protokolümüzün kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, değerli basın mensuplarımız, hepinizi bu güzel günde çok güzel bir mekan olan Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezimizin bu dönemki, bu yılki eğitim, öğretim yılı açılışına teşriflerinizden, katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Yine Cuma'mızı tebrik ediyorum. Bu ay Muharrem ayı biliyorsunuz. Muharrem ayımızı da buradan kutlu ve mübarek olsun diyorum. Biraz önce de Ali Paşa Camii'mizin çıkışında aşure dağıtımımızı yaptık. Aşurelerimizi inşallah evlerimize, bedenimize sıhhat, bereketler getirmesini de Cenab-ı Allah nasip eder. Herhalde burada da bir aşure dağıtımı vardır diye düşünüyorum. Yoksa hemen getirtelim. Var mı? Varmış. Eminim ki sizin aşureniz daha lezzetlidir. Çünkü sizlerin o hünerli ellerinde inanıyorum ki bizim beyefendilerin aşevinde yaptığı aşureden daha lezzetlidir diye düşünüyorum. Kıyaslayacağız inşallah. Ama şimdiden peşin peşin ben sizinkinin daha güzel olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Tabii değerli dostlar, Muharrem ayı, Matem ayı, Muharrem ayı deyince kalbimizde, yüreğimizde sızının olduğu, acının olduğu Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Ehl-i Beyt'inin Kerbela'da ne yazık ki şehit edildiği o günleri hatırlıyoruz. Tabii Kerbela'lar bitmiyor. Dünya başladığından bitene kadar, kıyamete kadar hakla batılın mücadelesi devam edecek. Dün Kerbela'da idi. Sonra Haçlı seferlerinde oldu. Ardından Çanakkale'de, şimdi yine ülkemizde, dünya üzerinde Kerbela'lar ya da o zihniyetin taşıdığı firavunlar bugün de devam ediyor. Ben buradan şunu söyleyeyim. Allah hem ülkemizde hem de tüm dünya üzerinde barışı, huzuru, birliği, beraberliği nasip etsin. Çünkü paylaşılmayacak hiçbir şey yok şu dünyada. Ama ne yazık ki baktığımızda halen hem ülkemizde hem dünyada Müslüman kardeşlerimizin zorluklarla, açlıkla, sefaletle, kanla, gözyaşıyla mücadeleler verdiğini görüyoruz. Genelde bu mağduriyetlerin birçoğunun da hep İslam ülkelerinde olduğunu görüyoruz. Onun için bizler de çok çalışmalıyız. Duamızı eksik etmemeliyiz. Hem ümmet üzerinde hem dünya üzerinde güzelliğin, iyiliğin inşallah hakim olmasını hep beraberce elimizden geldiği kadarıyla da gayretle bizler de uğraşmalı, çabalamalıyız.
tabii çok değil, daha 3 ay önce biz de çok zor günlerden geçtik. Tabii halen de ülkemiz bu anlamda mücadelesini veriyor. Hukuk anlamında, yine adli anlamda, idari anlamda, her anlamda yine bu mücadeleler veriliyor. Ama hamdolsun şunu söyleyelim ki 15 Temmuz ruhu, sizlerin, siz ablalarımızın duaları, destekleri, gayretleri, o sizlerin yetiştirdiği evlatların o al bayrakları alıp meydanlarda tankların önlerinde durmaları, gerçekten bizi biz yapan bu duygularla böylesine zor bir süreci farklı bir şekilde, tam tersine ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine doğru adım atma anlamında önemli bir vesile kıldı diye düşünüyorum. Çünkü öyle güzel bir ülkemiz var ki 1000 yıldır biz bu topraklardayız. 1000 yıldır bu topraklarda hiç kimsenin hakimiyeti altına girmeden özgürce bu ülkede yaşıyoruz. Çok olaylar geçirmişiz. Nice savaşlar, nice mücadeleler, nice yine oyunlar hiç bitmemiş. Ki bundan sonra da bitmeyecek. Ama 15 Temmuz'da şunu gördük. Ne olursa olsun, açığı da kapalısı da, laiki de anti laiki de, Alevisi de Sünnisi de, iktidarı da muhalefeti de, ne oldu? Bir oldu, beraber oldu. Çünkü bizim bu şuurumuz, bu milli duygularımız ön plana çıktı. Türkiye dedik, Anadolu dedik, al bayrağımız dedik, şehitlerimiz dedik ve bu ülkeye hep beraberce sahip çıktık. Onun için de ben de bu vesileyle hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah sizlerin o tuttuğu nöbetleri, yaptığınız duaları, verdiğiniz mücadeleleri inanıyorum ki öbür dünyada mükafatını verecektir. Bu vesileyle de hem de Muharrem ayı, birlik beraberlik ayı, ben de duam bu ülkenin böyle birliği, beraberliği hep daim olsun. Ne olursak olalım, hep beraberce bu ülkeye sahip çıkalım diyorum. Bu vesileyle de Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den bugüne kadar tüm bu ülke için, bu din için canını seve seve veren tüm vatandaşlarımıza, tüm ecdadımıza Allah rahmet etsin. Gazilerimize de Allah şifa versin diyorum. Tabii kıymetli dostlar, 7 ya da 8 ay gibi bir zaman oldu biz burayı açalı. Resmi olarak bu yılki Kadınlar Günü'nde açmıştık. Ondan birkaç ay önce başlamıştı bu tesisimiz. Yani kabaca 9-10 aylık bir süreçte Hanımeli Karşıyaka Kültür Merkezimiz, Kültür ve Sanat Merkezimizde siz değerli hanımefendiler, Tokat'ımızın o el öpülesi anneleri, değerli bacılarımız burada geliyorlar, kurslar görüyorlar. Yine burada bir takım beceriler elde ediyorlar ve inanıyorum ki burada da vakit geçiriyorlar. Biliyorsunuz ilkini Behzat'ta açmıştık. Sonrasında burada da böyle bir güzel sanat merkezimizi de geçtiğimiz aylarda açmıştık. İnanıyorum ki bir tane daha yaptığımızda Tokat'ın önemli bu manada hizmete, sizlerin, hanımlarımızın inşallah katılacağı bu merkezlere bir tane daha yaptığımızda Tokat'ta en azından 3 tane kültür sanat merkezi değerli hanımlarımıza hizmet vermede önem arz edecek. Bununla ilgili de Tokat'ımızın daha böyle orta bir mahallesinde, Yeni Mahalle gibi, Yeşilırmak Mahallesi gibi o civarlarda da şu anda bir arayıştayız. İnanıyorum ki yakın zamanda bir 3. kültür sanat merkezimizi de orada açacağız. Tabii zaman zaman geliyorum, ziyaret ediyorum, konuşuyorum, sizlerin duygularını alıyorum. Ve güzel bir iş yaptığımızı görüyorum. Hem bir taraftan sizlerin duasını alıyoruz, hem diğer taraftan sizlerin faydalı bir takım belki becerileri elde etmenize vesile oluyoruz. Diğer taraftan da burada bir takım dostlukların kurulmasına bizler de herhalde fayda sağlıyoruz. Çünkü burası bir okul gibi. Hem çocuğunuzla geldiğinizde çocuğunuzun burada kreşte eğitim gördüğü, diğer taraftan şahsınızın vakit geçirdiği, bir takım beceriler elde ettiği, bunun da yanında güzel dostlukları da kurduğunuz bir mekan gibi oldu burası diye düşünüyorum. Ve geldiğimde, gördüğümde
sizlerin o yüzlerindeki güzellik, tebessüm ve o gözlerinizdeki ışıltı bizi de geleceğe daha iyi bakmamıza sağlıyor. Yaptığımız işin ne kadar da faydalı olduğunu biz böylece de görmüş oluyoruz. Onun için de bu merkezlerin daha diri tutulması, sayının daha da artması, daha da buraları hep beraberce geliştirmeliyiz. Onun için de her türlü fikrinizi, düşüncenizi de bu manada önemsediğimizi de ifade etmek isterim. Çünkü siz bayanlar biraz önce sunucu kardeşimizin de ifade ettiği gibi ülkemizin de dünyanın da yarısı. Aslında sizler bizleri ayakta tutanlarsınız. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bayanlar, kadınlarımız gerçekten bu ülkenin büyümesinde, gelişmesinde bizden, biz erkeklerden daha çok rol alan insanlar. Çünkü siz evde kadınsınız, hanımsınız, çocuğunuza karşı annesiniz, bizlerin eşisiniz ve her başarılı erkeğin arkasında bir kadın yatar derler. Sizler de böyle başarılı erkeklerin hep arkasındaki görünmeyen kahramanlarsınız. Onun için biz sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle de hepinize de ben teşekkür etmek istiyorum. Sizler çocuklarımızın da yetişmesinde gerçekten büyük vazife görüyorsunuz. Çünkü biz erkekler biraz daha işte sabah işe çıkıyoruz. Akşam kaçta geldiğimiz belli olmuyor. Ama siz yeri geliyor anne oluyorsunuz. Yeri geliyor baba oluyorsunuz. Yeri geliyor evde bir öğretmen oluyorsunuz. Hem çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Hem bizlerin iaşesini, yine bakımını, yemeğini hazırlıyorsunuz. Diğer taraftan da bu anlamda da bu tip faaliyetlerin, bu tip gayretlerin ve sosyal çalışmaların da içerisinde oluyorsunuz. Bunu herhalde biz erkekler zor becerirdik ama maşallah bayanlarımız, kadınlarımız hepsinin de üstesinden geliyor. Hem evde, hem dışarıda, hem çocukla, hem eşine güzel işler yaparak da iyi bir, başarılı bir kadın olduklarını da gösteriyorlar. Evet, değerli, kıymetli hanımefendiler. Bununla beraber inşallah biz bu kültür sanat merkezimiz bu yılda, geçtiğimiz yıldan daha iyi, daha güzel işlere imza atacaktır. Biz buna canı yürekten inanıyoruz. Biz de her anlamda sizlerin yanlarında olduğumu buradan ifade etmek isterim. Her türlü isteğiniz ne olursa, her türlü ihtiyacınız ne olursa yanınızda Tokat Belediyesi'nin olacağından hiçbir şüphenizin olmamasını da buradan özellikle altını da kalın çizgilerle de ifade etmek istiyorum. Çünkü bu şehir bizim, Tokat'ımız çok güzel bir memleket. Ecdadımız bize böyle güzel bir memleket bırakmış. İnsanıyla, doğasıyla, tarihiyle, havasıyla gerçekten de çok güzel bir şehir. Ruhu olan bir şehir. Sonuçta 100 yıllık, 200 yıllık bir şehir değil. Tarihi ta 5000'lere kadar dayanan bir şehir. Bununla beraber 14 tane beyliğin üzerinde hükümranlık yaptığı, bununla beraber tarih eserleriyle, geleneğiyle, göreneğiyle çok güzel bir Anadolu şehri. Böylesine güzel bir şehirde yaşamaktan da inanıyorum ki hepimiz de ne kadar şükretsek azdır. Böylesine bir şehre tüm vatandaş olarak sizler de bizler de çok ama çok büyük vazifelerimiz var, görevlerimiz var. Bizim de bence bu en büyük vazifemiz geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir şehir bırakmak olacaktır. Daha güzel bir Tokat'ta torunlarımızın yaşamasını sağlamak olacaktır. Bizler belediye olarak, sizler bayanlar olarak, Hanım Elleri Kültür Merkezi'ndeki hanımlar olarak hep beraberce inanıyorum ki bu şehre sizler de alın terlerinizi akıtacaksınız ve Tokat'ımızın da büyüdüğünü, geliştiğini, değiştiğini ve kendinden daha da söz ettiren bir il olduğunu önümüzdeki yıllarda hep beraberce göreceğiz. Biz buna canı yürekten inanıyoruz. Bu konuda da sizin bu zamana kadarki destekleriniz nasıl ki olduysa bundan sonra da daha da kat ve kat fazlasıyla olacağına da bizler de inanıyoruz. Her şey Tokat için, her şey şu güzel memleketimiz için. Biz istiyoruz ki insanlarımız gurur duysun, şehriyle böyle göğsünü gere gere Tokat desin, Tokat'ımız desin. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Mimarisiyle, şehirleşmesiyle, kültürüyle, vizyonuyla, misyonuyla böyle bir şehir hayal ediyoruz. İnşallah da bu şehri hep beraberce de birlikte beraber inşa edeceğiz. Geçen iki gün önce Başbakanımızın bir sözü
böyle hafızamda, dün de söyledim bir açılışta, yapmak esastır diyor. Evet, yapmak esastır, yapmamak istisnadır diyor. Bizim de görüşümüzün böyle olması lazım. Yapmak olması lazım, inşa etmek olması lazım, imar etmek olması lazım. Yapmamayı herkes yapar, yıkmayı herkes yapar. Önemli olan nedir? Artık yapmaktır. İnşallah biz de hep beraberce bu şehri yapacağız, bu şehri yapacağız. Bu şehri daha güzel hale getireceğiz inşallah diyorum. Bu vesileyle de bir kez daha açılışımız, yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Siz değerli hanımefendilere, bayanlarımıza bereketler getirsin, güzellikler getirsin. Sağlıkla, sıhhatle burada çalışmalar yapmayı, daha da güzel işlere buralarda imza atmayı Allah sizlere de, bizlere de nasip etsin diyorum. Ve sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlarken buraya gelen, katılan tüm siz değerli annelerimize, ablalarımıza, bacılarımıza teşekkür ediyorum. Çok değerli beyefendilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için ve sizlere saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ama başkanım bırakmıyoruz sizi. Şimdi de Karşıyaka Hanım ailesiyle tanışan, burada dostluklarını pekiştiren kursiyerlerimizden temsili olarak Fatma Sanca, Dilek Şahin ve Nazan Yıldırım arkadaşlarımızı hediyelerini almak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hanım diyor ki artık siparişler almaya başladık. Buradaki elde edilen beceriler sonucunda artık hanımefendi kültür merkezlerinden de insanlar bu ürünleri istiyorlar. Bence bu da çok çok önemli. Hatta bizim de bu konuda bir düşüncemiz var. Hani derler ya bir tık öteye götürelim burayı diye. Burayı bir tık öteye götürebilmek lazım. Buradaki elde ettiğimiz beceriler sonucunda ortaya çıkan o eserleri, o güzellikleri, o el emeği, göz nurlarını bizler satabilmeli, pazarlayabilmeliyiz. Bu nasıl yapılabilir? Bu herhalde şöyle yapılır. Güzel bir yerde, güzel bir mekanda, yani caddede, böyle kültür ve sanat merkezleri satış tanzim yeri gibi diye böyle bir yer açılabilirse, açılırsa, biz belediye olarak böyle bir şey organize edersek herhalde oralarda sizlerin yaptığı ürünler sergilenebilir. Onun haricinde, evet bu olabilir. Onun haricinde tabii bizler, kurumlar, kurum müdürlerimizden, buralarda yine var insanlarımız var. Onların da gelen misafirlerine böyle bizler de dağıtıyoruz. Bir takım hediyeler veriyoruz. Bu hediyelerimizi belki buraya sipariş verebiliriz. Sizlerin yapacağı o hediyeler ya da el emeği göz nurlarına hediye verebiliriz. Bunu sağlayabiliriz. Burada işte il başkanımız var, müdürlerimiz var. Birçok misafirlerimiz geliyor. Bunu sağlayabiliriz. Bu olabilir. Bunun haricinde de belki dönem dönem açacağımız teşhir salonları olabilir. Benim aklıma hemen bunlar geldi. Herhalde bunları yaparsak böyle de bir istihdam da oluşabilir. Ya da yapılan işin de karşılığını da madden de almak da bence önemli. Bu da alınmış olur. Bunu da planlayalım. Bunu da olmazsa beraberce bir düşünelim. Bunu da hızlı bir şekilde de başlatalım. Ve böylece de el emeği göz nurlarımızın da o değerli ellerden çıkan o ürünlerin de emeklerinin karşılığını da böylece de sağlamış olalım. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Biz hanımlar yani ailemize, eşimize de destek oluyoruz bu bakımdan. Çocuklarımız var, üniversiteye hazırlanıyor. Bunlara da katkımız oluyor eşimizin yani. Yani bu kurstan çok faydalandım. Özellikle ben geçen sene tesip kursuna yazıldım. Manevi değerlerimizi yaşatmak açısından Reyhan Okan hocama çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu sene de devam ediyorum inşallah. Çini kursuna yazıldım yine yeniden. Ev aksesuarları bölümüne devam ettim. İnşallah. Yazın kızım Kur'an kursuna geldi. Rümeysa hocama teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyoruz biz hanımlara böyle bir yer açtığınız için. Çok teşekkürler. Başkanım yine bırakmıyoruz. Sertifika almaya hak kazanan arkadaşlarımızı davet edelim. Buyurun arkadaşımız. Ben buradayım. Siz. Esra Şahin.
Esra Şahin arkadaşımız. Azime Uzunoğlu arkadaşımız. Ve Elisa Uçar arkadaşımız. Hanımefendi, son olarak yine siz verin. Öyle mi? Hocam, bir arkadaşımız daha var. Naşide Karakuş arkadaşımız. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bir programımız var. Hediyelerini almak üzere Sayın Başkanım, eşleri, Sayın Valimizin eşleri, sizleri tekrar davet ediyoruz ve takdim ediyoruz. Hediye alıyoruz. Bizim adımıza bunları burada yaptık değil mi burada? Evet, bunlar burada yapılan ürünlerimiz. Kursiyerlerimiz yapıyor. Sıra bakmayın. Selahit Bey'le Ali Gülek. Teşekkür ederim. Bu da sizin başkanım. Çocuğumuza da yaptık. Bir şey de yaptık. Ne kadar güzel şeyler yapılmış. Başkanım, sadece göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın hediyelerin güzelliğini görüyor musunuz? Hediyeleri burası alıyor. Bunu burada yapıyorlar. Alçıdan herhalde. Evet, çok teşekkür ederiz. Metin Bey'e ve Rektör Bey'in eşini, onları da kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Hediyelerinizi almak üzere.
pikeler çıktı. Bu pikelerin satış fiyatı çarşıda 750-800 milyon lira. Biz 150 bin liraya, 200 bin liraya mal ediyoruz. Aynen. Kısa dönüyorsunuz. Bakarım ya.